Yardımcı üreme teknolojileri içerisinde tüp bebek laboratuvarına girmeden önce yapılan işlemlerden birisi de aşılama. Kimleri aşılama yapıyoruz? Sperm morfolojisi normal olan, herhangi bir sebep bulamadığımız veyahut da yumurtlamasını bizim sağladığımız, yumurtlama zamanı Sipermi eğer enjekte edersek gebe kalma ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğümüz hastalara aşılama yapabiliyoruz. Ama her hasta aşılama hastası mıdır? Her hasta aşılama hastası değil. Zaten tüpleri tıkalı olan bir hastayı aşılama yapamazsınız. Çünkü tüpler tıkalıysa yumurtayla buluşmayacak demektir. Tüplerin açık olması lazım. Birinci kuralımız bu. İkinci kuralımız yumurtalıkların sağlıklı yumurtlamasının olması ve düzenli bir tarihte yumurtlu olması ki onu biz aşılama yapacağımız aslında ya kendimiz takip ediyoruz ya da ilaçlarla destekleyerek bunu yapıyoruz. Ama üçüncü ve olmazsa olmazı erkeğin sperminin kalitesinin, morfolojisinin, yapısının sayısının normal olması. Bunların hepsi bir aradaysa aşılama yapabilirsiniz. Peki gebelik başarısını? Gebelik başarısı maalesef tüm bebek uygulamalarından daha düşük. Yaklaşık olarak bir aşılamayla %15 ila 20 gebelik elde edebiliyorsunuz yalnız saydığım koşullar yerine getirilmiş olacak. İkinci aşılamadan sonra da 25 aşamıyorsunuz kümülatif olarak yani her iki aşılamanın sonucu. O nedenle hastaya bunu anlattıktan sonra aşılama yapıyoruz. Yani aşılama her derde deva değil bir. İki, bir de yönetmelikten gelen bir engelimiz var. Eskiden aşılamayı hastayı sümine ediyorduk, uyarıyorduk. Birden fazla yumurta elde ediyorduk. Onda birden fazla yumurtlama olduğu için aşılamayla sipermin herhangi bir yumurtayla buluşma ihtimali yüksek oluyordu. Şimdi maalesef bize yönetmelik embriyo transferinde sınırlama geçildi, getirdiği için çoğu gebeliği engellemek adına birden fazla yumurta geliştiyse hastayı tüp bebeğe yönlendirin diyor. E o nedenle de biz artık bu tür hastalarda hipersimülasyon hiper, dediğimiz çok yumurta geliştirme işlemini yapamıyoruz. O nedenle de gebelik şansımız artık eskiye oranla düştü.